Efendim Legend Futbol ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Rota Fenerbahçe'nin yepyeni bir bölümünde dolu dolu bir gündemle sizlerle birlikteyiz. Transfer döneminin içerisindeyiz. Konferans Ligi elemelerinin başlamasına çok az bir süre kaldı. Ve Fenerbahçe'de bu süreçte neler yaşandı, neler yaşanıyor ve neler görebiliriz. Tüm bu detaylara bugün Koray Güçlü ile birlikte değineceğiz. Sizlerden de ricamız henüz aranızda abone olmayanlarımız varsa Kanalımıza abone olmayı ve muhakkak yorumlarınızı ihmal etmeyi unutmayınız diyorum. Beğenileri de bekliyorum. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Geçen hafta ederim. rahatsızdın. Sağolsun Ali abi kademedeydi. <laughs> teşekkür ediyoruz ona. Ben de teşekkür ederim. Eksine. İyisin ama bugün. E şükür artık. Çok, şükür, ya çok. Bu yaz bilmiyorum birçok kişiden duyduğum bir sıkıntı. Bize de vurdu. Geçmiş olsun. Umarım aramızdan başka kimseye vurmaz diyeyim. Ya Bu bir haftalık süreçte de bu arada Fenerbahçe adına oldukça yoğun bir süreç yaşandı. Özellikle Duşan Tadiş transferinin bitişi. Ee, yılın transferi olarak adlandırıldı ki ben de bu görüşte olanlardan bir tanesiyim. Dilersen Tadiç'i nasıl buldun? Hafta sonu geldi. Tadiç değerlendirmenle başlayalım. Çok mutluyum ben. Çok sevdiğim, beğendiğim bir isim. Öncelikle tebrik ediyorum yönetimi. Şunu da söyleyeyim. Beşiktaş 3.6'lara çıktı ama Fenerbahçe hızlı davranıp bu transferi bitirdi. Onu da söyleyeyim. Yani Elinden aldı demeyelim ama Fenerbahçe daha hızlı davrandı ve bu önemli ismi kadroya kattı. Daha iyi bir teklif vermiş. Sen de ifade etmiş. Evet. 3.6, 4.2. 4.2 alacak yani Fenerbahçe. gelecek Beşiktaş, Fenerbahçe. Ye. Yani bir sempati bağlayacağı yok adamın. Money talk. O yüzden de Tadiş Fenerbahçe'ye geldi diyoruz. Şimdi Tadiş transferini ben Fenerbahçe bir anda biliyorsun ama medyaya pek düşmeden direkt olarak kulüp açıkladı. Bir anda oldu. Evet bir anda e, gelişen bir e, Daha doğrusu şöyle bir şey oldu. Ben transferden birkaç saat önce bir duyum aldım. Hatta Tadiç gel Fenerbahçe diye bir tweet attım. Çünkü bir duyum almıştım ama bana böyle pazartesi salı biter dediler. Bir anda o gece bitti. Çok ani bir şekilde kulüp açıkladı direkt. Ee, yani ki hatta kulübün açıklamasından iki saat öncesine kadar halen e, ciddi Beşiktaş beşik iddiaları söz konusuydu. Evet, evet. Tadiç'in açıklamasını gördüm an şunu düşündüm. Dedim ki Fenerbahçe Duşan Tadiç'i aldı. Önde bir Eden Dzeko gerçeği var. Şimanski var. Şimanski gerçeği var. Şimdi kaleye bakıyorsun. Birazdan detaylarına da değineceğiz ama bir Livakovic ismi geçiyor. Gelen stoperler, Ciku yabancı bir transfer. Yani Bekao ismi İsmail Kartal oyuncunun bittiğine önün açıklama yapmıştı. Resmi açıklama henüz gelmedi ancak. Ya geldi artık İstanbul'da zaten. E, ya yani Bekao. Şimdi bakıyorsun <laughs> e, çok geniş bir yabancı havuzu var Fenerbahçe'nin. Yani yabancı futbolcu havuzu var. Ve ligimizde de hali hazırda. 8 artı 3 gibi bir kural söz konusu. Yani evet. Bu vesileyle zaten geçen yılda konuştuğumuz bir konuydu. Hatta Livakovic iddiaları ilk çıktığında hatırlarsın. Mert Müldür transfer Livakovic olacaksa en kritik transferlerden bir tanesi yorumunda bulunmuştu. Doğru. Bir Mert Müldür gündeme geldi. Mert Müldür'de son durum nedir? Son durum şu Kerem. Mert Müldür'deki son durumda Fenerbahçe'nin bir teklifi olduğu 2,5 milyon euro. Ama biliyorsun takımı daha fazla bir rakam istiyor. Artı Mert Müldür geçen sene sadece 13 dakika oynayabildi. O yüzden başka bir isim ve çok önemli bir isim taraftarın da heyecanlanınca bir Melih Demiral ismi var. Fenerbahçe Melih Demiral'a yönelebilir. Onu söyleyebiliriz. Mert Müldür iyi bir oyuncu. Sen de katılacaksın ama geçen sene neredeyse sıfır dakika oynayarak geçirmiş bir oyuncudan çok da verim alamayabiliriz. Onun dışında Dorukhan Tokez de aslında boşta. Ama ben mesela o ismi ortaya attığımda herkes diyor ki hiç oynamadı geçen sene. Aslında. aslında Mert Müldür de böyle bir durumda. O yüzden inşallah gelen istihbaratlarda olduğu bize Merih Demiray Fenerbahçe'ye katılabilir. Yani Çünkü... şunu herhalde diyebiliriz o zaman. Fenerbahçe yerli konusunu Mert Müldür'le Sabek'te kullanabilecekti. Ancak ve ancak Mert'in kulübünün talepleri ve geçtiğimiz sezon oyuncunun az alışı soru işaretleri Sakattık uyandırdı. Durumu. Ve Fenerbahçe bunu gerekirse stoper tandeminde de bir yerli oyuncu kullanabiliriz deyip Merih Demiral'a yönelmiş. Doğru mu anlıyorum? Evet doğru anlıyorsun. Onun dışında o da olmazsa Dorukan var. Artı biliyorsun Marsilya'da eski Galatasaraylı genç bir kardeşimiz var Bartu. E ben çok alınması taraftar değilim açıkçası ama girişimler olduğu söyleniyor. İstanbul'a geldiği menajerinin söyleniyor. Bakalım. Ama Fenerbahçe'nin kapasitesinde bir oyuncu olduğunu da düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey var. Fenerbahçe şimdi Merih'i alırsa herhalde Samet ya da Serdar'dan birinden çıkmak durumunda kalacağız. Onda da şöyle bir durum söz konusu, mevcut teknik heyetin e, İrfan Can Bayat ve İrfan Can Kahveci ile, Serdar Aziz ile, Emre Morla, e, Mert, Mert Hakan Yandaş ile, İsmail Yüksekleyen yani bu tarz takımın önde gelen yerli isimleriyle yola devam kararı aldığı bir gerçeği de var. Çünkü düşünelim bir buçuk yıl öncesine gidelim, Mert Hakan'ın en iyi prime dönemi Fenerbahçe'de İsmail Hoca öğledi. ...İrfan Can Kahveci iyi durumdaydı. Yani onların ben kalacağını tahmin ediyorum ama... ...Samet mi, Serdar Aziz mi? Herkes Samet diyor ama... ...bence hoca Serdar Aziz'i daha önde tutuyor. Serdar Aziz, Samet'e kaydın kelime Yani eğer dediğin gibi Merih Demiral... ...gelecekse, stoper tandeminde de... ...zaten Atilla... ...Ruhan Perez gibi iki öncüsü hali hazırda vardı Fenerbahçe'nin. Atilla'yı şer koyalım, birazdan konuşacağız. Konuşalım onu da muhakkak. Fenerbahçe'deki bu avuzun şişmesine de... ...sen diyorsun ki muhtemelen... ...Samet'e kaydınla yollar ayrılır. Zaten taraftarın da herhalde seviye maçı haricinde çok çok beğendiği bir isim olmadı Samet. Hani Sayın Başkan Murat Sancak diyor ki Samet'i versinler geri alalım. Tamam 3.7'ye de razı, yani 3'e de razıyız biz. 3'e geri alacaksa Sayın Murat Sancak Samet'i geri alabilir onu da söyleyelim. Hoca Serdar'ı daha önde tutuyor ben öyle düşünüyorum. Kerem. Ya dilersen bir 11 üzerinden konuşarak ilerleyelim ama bir farklılık olsun. İleriden başlayalım çünkü orası biraz daha net duruyor. En uçta bir Eden gerçeği var ki 4-3 ya da 4-2-3-1 oynadığını görüyoruz İsmail Kartal takımlarının ve bir sürpriz olmazsa bu sene de bunu izleyeceğiz gibi duruyor ama 4 -3 de denedi Nefçi Bakü maçında biraz. Hı hı. Ha ben 4-2-3-1 oynayacak diye düşünüyorum. Net öyle ya, yapalım yani. En öne Cekoy'u koyduk. Arkasına şimanski keza net yerleştirdik. Duşan Tadiç. sol taraf. Ee, sağ sol iki tarafta Fark da etmez. oynayabilen bir oyuncu. Şimdi diğer taraf için de herhalde bu transfer döneminin en sansasyonel ismi. Yani Nazlı sevgiliye döndü bu ya iş olayı. Ya Sen kabak biraz. Tadı vermek diye bir deyim vardır. Onu Zaha'ya söylemek isterdim açıkçası. Ya Ben istemem. Ee, ne olursa olsun çok büyük bir isim. Çok büyük bir yıldız. Ve Türk futbolunun reytingini artıracak bir isim Sence olduğu için Sence süper öyle bir yıldız, yıldız mıdır isim? Zaha? Bence süper yıldızdır. Biz, daha doğrusu şöyle düzelteyim. Süper lig için bir süper yıldız. Tamam doğru ben de o yüzden. İyi bir oyuncu ama süper star deniyor ya. Biz hani bir Anelika, bir Ortega gibi bir süper star almayacağız. Onu da bilmek lazım. İyi bir oyuncu sadece. Ama Kerem şimdi... Geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. 15 gün oldu za Her gün geliyor farkındaysan. Sosyal medyada sürekli alevli toplar falan za geldi, uçak kalkıyor. Bir şey yok ortada yani. zaha da şöyle bir durum söz konusu. Ee, yakın çevresi ilk etapta e, oyuncunun Crystal Palace'ta kalma gibi bir düşüncesi varken git gel burada yine bırakırsın tarzında bir söylemleri olmuştu. Hı. Özellikle eşinin e, İstanbul'u çok sevdiği ve İstanbul'da yaşamak istediği. E, bize gelen bilgiler arasında. Zaha transferinde bu durum Fenerbahçe'nin elini kuvvetlendirebilir. Evet. Ve bu sezon gelen transferlere baktığımızda işte Ceko'da gördük, Tadiç'te gördük. Bence Şimanski de bu isimlerden bir tanesi. E, Fenerbahçe yönetimi bu transfer döneminde hem takımı şampiyonluğa nasıl götürürüz bunun derdinde hem taraftarla yıldızımız nasıl barışır? Hem de kaliteyi arttırma derdinde. Çok doğru Kesinlikle. bir Kesinlikle. Hal böyleyken de ben e, Ali Koç'un ne olursa olsun Zaha transferini bitireceğini düşünüyorum. İnşallah Geçen hafta burada sen yokken Ali abiyle konuştuk. Ekambi. Yani alternatifi Ekambi. O da fena bir oyuncu değil. Sen de iyi tanıyorsun. Yani Fransa Ligi'nde önemli işler yaptı Spor ama. Spor yükü alabilecek bir kanat? Ama Zayi da, daha çok istiyor taraftar. Yalnız buradan Fenerbahçe'li taraftarlara dostlarımıza şunu söyleyeyim. Eşine lütfen sosyal medya bugün çünkü çağrı yaptı eşi. Çok fazla mesaj atmamalarını rica ediyoruz. Yani çok rahatsız ediyorlar. O da demesini kapasın kardeşim. İşte, söyledi rica etti hanımefendi o yüzden söylüyorum ben de. <laughs> Şimdi ön alanı şöyle bir şekillendirdik. Evet. Zoha, zaha parantez içinde Tokay Kambi dedik. Arkalana geliyorum. Kent yani. Şu an Kent diyebilirsin. Çünkü elimizde Kent. Kent de Kent, Şimanski, Tacit diyelim. Dört şimdi. yabancı oyuncu. Evet. Orta sahaya geliyorum. Ne yapacak Fenerbahçe? Çünkü için stoperler yabancı. Evet. Kaleci çok yüksek ihtimalle Livakovic transferi. Ferdi Bitmek baba. üzere bir pürüz yok. Ferdi O ben. yabancı. Tamam Ferdi bir. Ferdi bir. Ferdi bir. İşte ikinci İsmail şu anki kadroda. İnşallah şimdi sen bana bir altı transferindeki gelişmeleri soracaksın. Evet tam oraya gelmek istiyorum yani. Altı numarada Fenerbahçe muhakkak bir yerli oyuncu kullanmak durumunda kalıyor. Yani. E, kulüp nasıl bir rota izleyecek? Şimdi altı numarada Enes'te getirebilir. Fotoğrafları var bildiğim kadarıyla Enes'te. Beş tane isim var sevgili Kerem. Beş tane önemli isim var. Neandro Paredes. E, onları tek tek sayalım. İstersen Sen Say sende de var. Fotoğraflarla birlikte gidelim. Az önce tamam. paradesi gördünüz. Bologna'dan eee Dominguez'i görüyorsunuz. Evet. Fotoğraf biraz Fenerbahçe taraftarlarının yüreğini burktu evet, ama bu arada Emrecan Dominguez'e de araya bir sızdı. Emre Emrecan çok önemli. İster misin Emrecan? I? Ya Emrecan'ı hangi takım istemez ama büyük bir maliyet ve Dortmund'da bırakmak istemez. Şimdi şöyle bir durum var. Reisler biliyorsun telefon trafiği yaptı sevgili abilerimiz çok önemli bir durum var. Kerem biliyorsun, Kerem Demirbay da önemli bir isim. O Galatasaray'a gidiyor. Emre Can'ı da aslında Galatasaray'a almak istiyor ama biliyorsun bir, bir tane mavi kart yani ekstra biliyorsun bir hak verdi ya TFF. Onu artık Kerem'den yana kullanacak Galatasaray. Yusuf Demir'i kiralayıp. Kiralayıp. Emre Can'ı Fenerbahçe'nin de ufak bir görüşmesi olmuş. Yıllık isteği 4 milyon euro. Artı Dortmund'da devam etmek istiyor. Ama şunu söyleyeyim ben bu isimlerin içinde Türk olduğu için direkt Emre Can'ı isterim. Diğerleri de çok önemli isim. Yani Parades'te gelse çok iyi. E, Bisuma bildiğim kadarıyla çok önemli bir marketing değeri var şu an. Önemli bir isim. Tottenham görmüş bir isim. Ama bu 5 isimde de bilmiyorum. Endedi'yi de sayabiliriz. Leicester'ın önemli isimlerindendi. Ben birinci sıraya Emre Can'ı koyarım. Neden? Türk, Türk oynayacağı için. Ya, kesinlikle katılıyorum. E, çünkü Fenerbahçe'nin genele baktığımızda Ferdi Kadıoğlu dışında hani direkt olarak bu kesin oynar. Ama şimdi şöyle bir, bir şey var. Yok. Kadroyu kurarken gene ikide kaldık. İnşallah Emre Can ya da İsmail diyelim şuna. Şimdi sen Ferdi'yi koydun. Kalede Livakovic inşallah. Luan Perez ve E sol taraf? Yine yani gene bir Türk eksiği da. var Fenerbahçe'de. O yüzden Kalede bazen hani diyorlar işte Altay Erifan'la gitmez bu sezon ama Altay ve Erifan'ı kullanacağız arkadaşlar. Ya da forvet hattında bazen Umut Nayir, bazen İrfan Can Kahveci orta sahada 8 gibi. O bazen zaman... Emre Mor Tadiç yerine. Başka çıkış yolumuz yok. Ya şimdi şöyle bakıldığında kalenin yabancı emanet edildiği her koşulda Fenerbahçe'nin sıkıntısı büyüyor. Yani ligimizde ne yazık ki Şöyle, Benim saçma bulduğum bir kural şöyle var. Şöyle düşünelim. Perşembe önemli bir konferans maçı oynadın. Pazar günü Elif Ancan kalırsa Altay'la devam edeceksin. Bu kadar basit. Haksız mıyım ya? Ne yapacaksın? Ya da Serdar Aziz'i BK'a dinlendirecek gibi. Böyle yapacağız. Başka şansımız yok. Yani şu an ama net olarak baktığımızda Ferdi Kadıoğlu bu kadar. Ferdi Kadıoğlu ve İsmail yani diyelim. muhtemelen şimdi. orta alana İsmail. Az önce önü kurmuştuk. Orta alanda da İsmail. Yanında da ee, Emrecan demek isterdim ama zor görünüyor. Ben çok zor diyor. Yani bu transferi. Ee, Oraya farklı bir yerle havuzda bakabilir Fenerbahçe. Yerli oyuncu şu arayabilir. Bu anki durumda Merih Demiral, Mert Müldür ya da Dorukhan'dan birini almak zorundayız arkadaşlar biz. Yoksa sıkıntı yaşayacağız. Evet Dorukhan Toköz de bu arada. Srabzon ne yaparsın? Ayrıldı. Atıyorum Mert, Mert ya da Merih'i alırsan Ferdi'yi atarsın sola. İşte o sahayı sağa atarsın falan. Bir şekilde toparlarsın. Orta sahaya da bir, bir adam daha attı mı kaleye. Diğer türlü çıkış yolumuz yok bizim. Çünkü o dörtlü çok önemli bir dörtlü olacak hücum dörtlümüz. Kolay kolay da onlardan bozmak vazgeç... Bozmak da istemezsin. Bozmak yani, istemeyecek hoca yani. Bir de bozmak istemeyeceği herhalde her teknik adamın stoper ikilisidir. Yani oturmuş bir ikiliyi bulmuşken bozmak çok zor. Bunu zorluk. da yorumlarda da merak ediyorum. Çok önemli bir stoper, <laughs> tandem, geniş bir tandem olduğu. Sence ikili kim olmalı? Bir Bekao. Yanında Cikuyu bekliyorum ben. Ben Perez'i bekliyorum. Ben Bekao'ya Perez'i bekliyorum mesela. Yani sen Cicu'dan çok ümitlisin. Ben Cicu'dan ümitliyim yani. Strasbourg'da ya. işler yapmıştı ki genelde Fransa Ligi'nde iyi performans sergileyen futbolcular oyun dinamikleri gereği bizim ligimize de kolay adapte oluyorlar. Evet. Kolay uyuşuyorlar. Ben dolayısıyla Cicu'nun biraz daha ön plana çıkabileceği kanaatindeyim. Ve Zalai. Zalai. mevzusu var onu da söyleyelim. Kerem Zalai için işte 12'ler dediler, 13'ler dediler, 14 Hoffenheim dediler. Ne yazık ki onun üstüne çıkan bir teklif şu an olmadığını öğrendim ben. He ona verir miyim? Yani bir 12-13 bandında bence zalayı elden çıkarılabilir. Fenerbahçe'de yine çok hareketli bir yaz transfer dönemi oldu. Evet. Birçok transfer yapıldı. Hala resmiyete kavuşmayan ama bittiğini duyduğumuz işte Livakovic gibi, Bekao gibi transferler de var. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Fenerbahçe bu kadar transfer yaptı. Kimler gidecek? Oyuncu grubu çok kalabalık. Kimler gidecek? Tek tek sayabiliriz yani aslında. King Kerem bence gidecek. Pedro. Sence gider mi? Bence gidecektir. Samet ya da Serdar diyelim. bence Kazo İkisinden bir tanesi diyorsun. İkisinden bir tanesi. Bu arada çok özür diliyorum. Az e, önce benim hatam dün gece saatlerinde Fenerbahçe bk onu sağlık kontrolüne geçince resmiyete kavuşmuştu. Ben de işte onu dedim. Bir Livakovic şu an resmiyete kavuşmayan. Evet. Detay. Zalai bence gidecek. Onun dışında şimdi yabancıda 5 artıdayız. Şimdi King, Pedro, Zalai. Onun dışındaki 2 isim kim olacak? Lincoln ülke? Lincoln'i bence tutacak hoca. William Arao. William Arao gidebilir ama çok büyük böyle maddi bir beklentimizin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Miguel Crespo. Geçen sene sen diyordun Crespo'yu vermeyelim Atletico Madrid 15 verirken hatırla. Ben yine aynı kanaatteyim bu arada. Yani Crespo mu Ben Crespo'nun e, mutlu bir Crespo'nun daha doğrusu takımda iş yapacağını düşünüyorum ki Crespo'nun da sen az önce dedin Serdar Aziz için ben evet. de Crespo için diyorum. İsmail Kartal dönem oyuncunun ne iyi dönemiydi. O sayıya ufak tefek teklifler var. Çok yüksek rakamlar değil ama işte Rangers'ın bir yanılmıyorsam dört buçukluk bir teklifi olmuş. Sen yollar mısın o sahayı? Ben yollarım. Ben, ben Osa'yı yollayacaksak ama işte bizim kanatlarımızda da şimdi Osterwolde'ye çok güvenemiyorum ki orada da şunu söyleyeyim Osterwolde'ye Serie A'dan teklifler var ama kiralama ve cüzdi rakamlar. Yani kiralayalım biz oyuncuyu satın alma opsiyonu da öyle 7-8'ler değil de böyle 3-4'ler yapalım. Hatta Fenerbahçe tabii yanaşmıyor buna. Şu an o zaman tabiri caizse topun ağzında olan yabancı futbolcular Joshua King, King Pedro, Joao Pedro, Arao, William Arao, Osa'yı Samuel ve Atilla Salah'a gibi evet. O Fenerbahçe'nin birçoğu hayrına olur diye düşünüyorum ben. Yani Mesela... keşke Oster ayrılsa ama... Şimdi Sayın Başkan biliyorsun ne dedi dün konuşmasında bir 40-50 milyon euroluk bir satış yapacağız. Herhalde bunu Arda'yı sayarak söyledi. Çünkü bunların hepsinden 40-50 alamayız. Arda'dan yani bir O 20... zaman kalan bir 20-30 var. Şimdi Arda'dan 20 aldık ama şey adı neydi? Berisha ve Buruma'dan da aldık. O da 10 milyon euroydu. Değil mi? 6,5, evet. 4,5, 11. Evet, 11 milyon Etti euro. Etti kaç? 31, 31 milyon 31. Euro. Kalan 19 herhalde ederler. Yani Zalai olduğu için hatta daha fazla ederler ya. Ya bu arada unuttuğumuz bir isim var. Mişi Batshuayi. Ona da Fransa'dan özellikle Lens takımının Kerem ama bu kadar e, da porvet... sattılar. Openda sonrasında onlar da bir santfor arayışı içindeler ve Mişi Batshuayi da listelerindeki bir oyuncu. Bu kadar forvet satılmaz ama yani 3 tane yabancı. E, hepsi satılır demiyorum zaten. yani, sadece... ya, ba yani şöyle baktığında Sayın Başkan'ın vermiş olduğu bütçeleri, rakamları ele aldığında sanki bu parayı getirebilecek isim Batu Şuay gibi duruyor Salay'ın yanısı. Şimdi ben asla katılmam ona. Ben Batu takımda kalması gerektiğini düşünüyorum. Net bir şekilde onu söyleyeyim. Onun dışında Serdar, Serdar Dursun mevzusu var. Şimdi Umut Nayır geldiği için de Serdar Dursun bence takımda kalmayacak. Onu da net bir şekilde söyleyebiliriz yani. Çünkü Umut Nayır'ı aldıysan Serdar Dursun'a bir gereksinim duyamaz. Yani ikisinin gereksinimi yok Fenerbahçe'de yani. Fenerbahçe'nin aslında e, başkan dedi ya bir düğmeye basalım şu Avrupa maçını bir geçelim ondan sonra transfer edelim. Doğru buluyorum. Neden? Biraz bir satış yapmamız lazım Kerem. Ama şöyle de bir durum var. Çok kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin UEFA'ya kadro bildirmesi de gerekiyor. Evet. Biliyorsun. Biliyorsun. boyutu var. Yani yarın gece biz kadro bildireceğiz. Yani Tadic'in lisansı çıktı Zeko. Onları bildireceğiz. Şimdi yabancı gene fazlalık. İşte bilirmiş. onları üçü gelirken nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum kadroyu. Ya Sonuçta... Aslında o bildirilen kadro muhtemelen gidecek oyuncular arasında. Evet. O ışığını net bir şekilde verecek. onu anlayacağız arkadaşlar. Özellikle yerli de de yabancı da kimler yoksa orada yani tamam biz bu oyuncularla devam etmeyeceğiz. O yüzden yarın hani gece verilecek kadro çok belirleyici olacak yani. O zaman son olarak şunlara kısaca bir değinelim istersen. Tabii. Fenerbahçe'de şu ana kadar biten transferleri zaten sen de söyledin. Bitmeyen transferleri çok kısa yine özet olarak geçelim. Wilfried Zaha eşi istiyor. Oyuncu da soru işaretleri var. sarkabilir diye düşünüyorum. Sarkma ihtimali evet. olan bir oyuncu. Livakovic konusunda herhangi bir pürüz söz konusu değil. Evet. 1.8 milyon euro gibi bir maaş karşılığında Fenerbahçe'ye bu hafta içerisinde imza atması mümkün. Her an atabilir. Yani bekliyoruz. sark edebilir. bilir. Şu an çünkü her an bir şey olabiliyor. Bir şey diyemiyoruz. Onun dışında Mert Müldür beklemede, Merih Demiral beklemede. Ve 6 numara konusunda da Emrecan öncülüğünde Leandro Paredes, Endidi, Bissouma ve Dominguez gibi adayları var Fenerbahçe'nin. Evet. Hangisini istersin? Emrecan'ı kapat. Söyleyeyim. Emrecan'ı kapat. Emrecan dışında. Emrecan'ı mı? kapat. Dominguez'i isterim seri A'yı sevdiğim için, izlediğim için ya biraz daha, daha sert, sert bir baba baba oyuncu istiyorum böyle. Şimdi Galatasaray'daki oyun Torreira gibi, Torreira'dan bile daha sert hatta bence Dominguez. Ve daha iyi, topla daha haşır neşir. Ben şöyle diyeyim, Emrecan konusunda Fenerbahçe eğer gözü çok karartmaz ise Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki yeni transfer yarışı. Hayırlı uğurlu olsun. Leandro Parades için kulüplerimiz karşı karşıya gelecek. ona da okeyim bu. Parades'e okey demeyecek bir adam değiliz yani. <laughs> Senin var mı başka eklemek istediğin detay? Valla inşallah her şey güzel gidecek. Umutluyuz. Takımımıza bu sene inanıyoruz. Bakalım. Basketbolda da son bir iki transfer daha yapacağız. Hani bana çok Onur Alp'i soruyorlar. Hani en yakın olduğu takım Fenerbahçe ama daha bitmedi. Diğerlerini zaten söyledik ve oldu biliyorsun. Çok özür diliyorum. Sana dedim eklemek istediğim bir şeyler var mı diyor. Ben de ekleyeyim. Miha Zayt's konusu. Heh, tamam. Ee, çünkü Miha Zayt's, Fenerbahçe taraftarının özellikle İsmail Kartal döneminde göstermiş olduğu performansla çok sevdiği bir isimdi. ile çok çok iyi bir e, ikili uyum yakalamışlardı. Ve bu sezonda sözleşmesi bitti. Bazı taraftarlar bu durumu biraz e, keşke kalsaydı tarzında da e, sorguladılar. Ancak şöyle bir durum var. E, Zayt's'la ikinci round başlıyor denilebilir. E, temsilcisiyle birlikte bu hafta görüşmeler yapılacak. Eğer Zayt's kalırsa, kalırsa senin dediğin gibi hem ara hem Crespo gidiyor demektir. Onu da söyleyelim. Mantıken yani. Bakalım kimler gidecek, kimler gelecek herhalde. Bu konu bu konuda ışığı bize Fenerbahçe'nin konferans ligine vereceği esame listesi belirleyecek. Koray Güçlü ile birlikte geniş bir e, isim havuzu <laughs> elinde tıpkı Fenerbahçe gibi evet. e, güzel bir yayın yaptığımızı düşünüyoruz. Abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Herkesin de beğenilerini, yorumlarını bekliyoruz. Transfer döneminde son gelişmelerden haberdar olmak için hatta biraz da iddialı konuşalım. İlk haberdarı olmak için Legend Football'a abone olmayı unutmayınız efendim. Kendinize çok çok iyi bakın. Önümüzdeki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.